Kabus gibi ya. Çöktü üstüme. Evet. Bakalım bu sefer nereye kaçacaksın Zeyno? Hakikaten alınıyorum artık ama. Nesrin Hanım, çekilir misiniz yoksa imdat diye bağıracağım. Ay sen benden ciddi ciddi korkuyor musun yani? Ay benim sana burada bir şey yapacağım falan mı düşünüyorsun sen? Nesrin Hanım, ben gitmek istiyorum müsaade ederseniz eğer. Tabii ki gidebilirsin. Ama ben seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Zeyno'cum bak biz çok yanlış bir başlangıç yaptık. Ama izin verirsen ben sana eğer beni dinlersen... Benim sizle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim var. Zeyno. Biliyorum ben çok kötü bir şey yaptım. Yani anne olmadığın için beni anlamanı beklemiyorum. Ama Zeyno, benim çareyi yeniden kazanmak için başka çarem yoktu. Eğer şimdi sen kalkıp duyduklarını ona anlatırsan... ...o annesini kaybedecek. Ben de oğlumu. Ve bunun telafisi olmaz artık. Ben her gün Çağrı'nın gözünün içine baka baka yalan söyleyemem. Ya yalan değil ki bu. Sevdiğin insanın mutlu olmasına izin vermek, onun evdeki huzurunu bozmamak, onun hayatını alt üst etmemek. Bazen sevdiğimiz insanlar için böyle ufak tefek bedeller ödüyoruz. Susmak da bundan bir tanesi. Öyle mi? Bazen de şey yaparız değil mi? Oğlumuz bizi affetsin, yanımıza gelsin diye Kenan Bey'le işbirliği yapıp kendimizi bıçaklatırız. Ya. Zeyno. Sen gel bakayım yavrum. Evet, bir sorun mu var? Bilmem ben de sana aynı soruyu soracaktım. Bir sorun mu var? Yani tribünde kıza garip garip hareketler yapıp... ...onu buraya kadar sıkıştırdığına göre... ...herhalde bir sorun var. Söylemek ister misin bana? Ne gördüğünü bilmiyorum ama yanlış yorumladın kesin. Yani biz Çağrı ile ilgili konuşuyoruz. Hani ortak noktamız olduğu için... ...hani bundan da daha doğal bir şey olamaz herhalde değil mi? Çocuk yok senin karşında. Neyse mesela söyle. Kandıramazsın beni tamam mı? Ben bu seviyesizlikle daha fazla konuşamayacağım ama. Belli ki aynı dil konuşmuyoruz. Hadi Zeyno'cum. Çağrı merak etmiştir. Zeyno hiçbir yere gitmiyor. Sen de gitmiyorsun. Saçmalıyorsun. Yok saçmalamıyorum. Meseleyi öğreneceğim. Madem sen söylemiyorsun Zeyno bana söyler. Çağrı'yı ne kadar sevdiğini ve onu üzmemek için elinden geleni yapacağını söylüyordu. Sana mı sordum? Ben sana mı sordum? Sen söylemiyorsun, Zeyno söyleyecek. Anlat Zeyno. Bana bak tatlım. Korkacak hiçbir şey yok. Bakma oraya. Ben senin yanındayım. Hiçbir şey yapamaz sana. Ay daha neler. Ben buradayım. Korkma hiçbir şey yapamaz. Hele bir yapsın. Ne oldu Zeyno söyle. Ben buradayım. Ne oldu? Beni tehdit ediyordu. Hayır. Yo vallahi da tehdit ediyordu. Çağrı'yı kandırmışlar. Her şey bir oyunmuş. Kenan Bey'le işbirliği yapmışlar. Kendini bıçaklatmış. Ben de bunu duyduğum için Çağrı'ya söylemeyeyim diye beni tehdit ediyordu. Ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.